Malatya kayıtsı geldi. Toprak pastörleri ofisi kayıtsı getirdi. Kayıtsı. Sizden fazla ülkeye sattığımız kayıtsıyı getirdi. Kayıtsıcı geldi, kayıtsıcı. Kayıtsıcı geldi, kayıtsıcı. Malatya kayıtsısı geldi. Herkes biliyor, toprak mahsulleri ofisi bilmiyor. Ey TMO, kayıtsı getirdik. Bizden fazla ülkeye satmıyoruz. Bizden fazla ülke alıyor, toprak mahsulleri ofisi almıyor. Kayıtsı getirdik. Dünyada bizden fazla ülkeye sattığımız kayıtsıyı getirdik. Kayıtsıcı geldi, kayıtsıcı. Malatya kayıtsısı geldi. Yeter. Dökmeyin lan. Açız kapalı. Dökmeyin lan. Duyalım. Şu şeyler. Aferin. Bayramı gördüm. Ha, buradayım abi. Başkanım yukarı gel. Çok aşağı. Oradan bir bayram var. Şunu çekin. Niye kalmadı? Kayısıcı geldi, kayısıcı. Balatya kayısısı geldi. Tüm dünyaya anons etmeden sattığımız Malatya kayısısı geldi. Dünyada 100 ülkeye satıyoruz. 100 bin ton üzerinde rekor temiz var. Her yere satıyoruz. Toprak mahsulleri ofisine satamadık. Ey toprak mahsulleri ofisi, ey Tarım Bakanlığı, Malatya'nın sesini duyun diye kapınıza kadar geldik. Kayısıcı geldi, toprak mahsulleri ofisi, kayısıcı geldi. Tüm Malatya'nın kayısısı kapınızın önüne geldi. Malatya'da 100 bin ton rekord eden fazla kayısı sizi bekler. Çiftçi sizi bekler. Tüm Malatya ekonomisinin gözü kulağı sizde, toprak mahsulleri ofisini bekler. Malatya'da hasat dönemi başladı. Malatya, tüm dünya Malatya'dan yeni sezon ürününü bekler oldu. Tüm Malatya'nın, Malatya ekonomisinin umudu kayısı. Bu yıl her zamankinden fazla gözümüz kulağımız. Geçen yıl geçirdiğimiz depremden sonra şehri yeniden ayağa kaldırabilmemiz, ev yapabilmemiz için kayısı bu şehirde her zamankinden daha fazla önemli. Çünkü kayısı bu şehrin oksijeni, kayısı bu şehir için gelir demek. Kayısı bu şehir için ekmek demek. Kayısı Malatya için yaşam demek. Malatyalının ana gelir kaynağı olan kayısı da sadece üretici değil, aynı zamanda kayısı da tüm dünyanın ihracat merkeziyiz. Dünya kayısı ihracatının neredeyse tamamını Malatya olarak biz karşılıyoruz. Türkiye'de son yıllarda yaşamın her alanında olumsuz etkileri olan ekonomik koşullar ve enflasyon şüphesiz Malatyalıyı ve Malatyalıları da etkiledi. Bununla birlikte enflasyonun kayısıya olan etkisi bu dönem üretim maliyetlerinin artmasına, ancak geçen yıla oranla kayısı fiyatlarının neredeyse %50 düşüşüne neden oldu. 3 numaralı sarı kayısı 110 TL'den 120 TL'den alınırken 3 ay önceden Malatyalı 3 ay önce 3 numaralı kayısıyı 190 TL'den satıyordu. Ortalama olarak sarı kayısı geçen yıl 200 TL iken şu anda 110 TL. Gün kurusu 220 TL'den 140 TL'ye düşmüş durumda. Bir taraftan kayısı fiyatları düşerken ekonomik nedenlerle kayısının maliyetleri ise artmış durumda. Örneğin geçen yıl kayısı çiftçisinin kullandığı mazot 28 TL iken bu yıl 46 TL. Kayısı işçiliği geçen yıl 350-400 TL iken bu yılın ortalaması ovada 850'ye, dağda 1250'lere, 50 TL'lere kadar çıkmış durumda. İlaçlar ortalama 400 TL'den 1000 TL civarına çıkmış durumda. Gübre iki katına çıkmış durumda. Toprak mahsulleri ofisi üretim maliyetlerini göz önüne alarak kayısı üreticisini destekleyecek
ve ihracatına zarar vermeyecek bir taban fiyatı belirleyerek kayısı almalıdır. Bu yıl kayısı rekortemiz 100 bin tonun üzerindedir. Deprem sonrası Malatyalı'ya sattığı kayısı can suyu olacaktır. 2021 yılından beri Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı almamaktadır. Ancak bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alması için gerekli şartlar oluşmuştur. Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bulunduğu binanın önünden Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdürüne, genel müdürlüğüne değil, konunun esas muhatabına Toprak Mahsulleri Ofisi'nden sorumlu bakana, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bakanlar Kurulu'na sesleniyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı için taban fiyatı belirlemesi Malatya'mızın ortak talebidir. Malatya Kayısı Borsası'nın talebidir. Malatyalı üreticilerin talebidir. Malatya Ticaret Sanayi Odası'nın talebidir. Siyasi partilerin talebidir. Milletvekillerinin talebidir. Malatyalı hep bir ağızdan kayısıda umut olması için, kayısının değerini koruması için, deprem sonrası kayısıdan elde edilecek gelirin Malatya'ya can suyu olması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nden kayısı için taban fiyat belirleyerek alım yapmasını talep etmektedir. Bizler soruyoruz, tüm şehrin talebiyken, tüm şehir, deprem görmüş bir şehir, kendi kaynağını yaratıp, kendi can suyunu yaratacakken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden henüz net bir açıklama yapılmamış, taban fiyat henüz belirlenmemiştir. Bu konu bir an önce çözülmelidir, bir an önce Malatyalı'ya hak ettiği değer verilmelidir.